LTV Haber Merkezi tarafından hazırlanan ana haber bülteninden iyi akşamlar sevgili seyirciler. Sevgili seyirciler, 4 yaşındaki Irmak Kupal'ın öldürülmesiyle ilgili açılacak davaya bakanlık adına müdahil olabilmek amacıyla başvuruda bulunduklarını, olayın hasarının en aza indirilmesi amacıyla bünyelerindeki psikolog ve sosyal uzmanların ailenin yanında çalışma yaptığını bildirdi. Ailemizin hayatını, bundan sonraki yaşamını etkilemeden ve çocuğun, abla var, onun eğitim hayatını etkilemeden sürdürmesi için gerekli psikososyal destek çalışmasını hem sosyal çalışmacı arkadaşlarımız hem psikolog arkadaşlarımız şu anda takip ediyorlar. Bunun yanı sıra olayla ilgili adli boyutta da biz bakanlık olarak, il müdürlüğü olarak müdahil olduk. Dün avukatımız bizzat Alaşehir'e giderek başsavcılıkla görüşüp müdahillik dilekçesini verdi. Yani şu andan itibaren biz de Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı olarak davaya müdahiliz. Tabii dosya üzerinde gizlilik kararı olduğu bize iletildi. Ama bundan sonraki safahatta biz duruşmalara katılarak davayı takip edeceğiz. Ve kişinin bu olaydan en ağır şekilde ceza alması için ne gerekiyorsa yapacağız. Bu acil durumdan dolayı da kendilerine, özellikle çocuğun az önce bahsettiğimiz gibi hem psikolojik anlamda hem sosyal anlamda hem ekonomik anlamda ailenin bundan hasar görmemesi için bu hasarı en hafif şekilde atlatması için ekonomik destek sağlayacağız ve çocuğa çocuk için bir ekonomik, bir sosyal ekonomik destek yapacağız. Bu sosyal ekonomik destek yaklaşık 600 lira civarında aileye destek sağlayacak. Aylık olacak. Tabii çocuk 40 lirada eğitim yardımı, şart nakit transferi, Sosyal Yardım Mesela Dayışma Vakfı'ndan şart nakit transferi, eğitim yardımı alıyor. Yani bu ailenin bu olaydan en az şekilde etkilenmesi için ne gerekiyorsa yapacağız. Bizde sosyal ekonomik destek dediğimiz çocuğa yapılan yardım. Dolayısıyla ailenin desteklenmesi, ailenin güçlendirilmesiyle ilgili yapılan bir çalışma. Sevgili seyirciler, İzmir merkezli 13 ilde Fethullahçı terör örgütü paralel devlet yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı çıkarılan 121 kişiden 35'i gözaltına alındı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri sabah saatlerinde İzmir, İstanbul, Ankara, Antalya, Aydın, Kahramanmaraş, Manisa, Balıkesir, Denizli, Muğla, Samsun, Eskişehir ve Muğla'da eş zamanlı operasyon düzenledi. Hakkında yakalama kararı verilen 121 zanlıdan 35'i gözaltına alındı. Zanlıların örgütün imamı olduğu, himmet, burs, kurban bağışı adı altında para topladıkları ve FETÖ'ye üye kazandırdıkları iddia edildi. Örgüt imamlarının maaşının FETÖ-PDY'ye ait özel eğitim kurumları tarafından karşılandığı belirlendi. Sevgili seyirciler, Manisa'nın önde gelen tanınmış iş adamları, Manisa Büyükşehir Belediyesi Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürü Yaşar Coşkun'u makamında ziyaret etti. Ziyarete iş adamlarından Erdin Çubrukaya, Hayrullah Solmaz, Ali Cesur, Abdullah Taşkan ve Aziz Dişen de katıldı. Manisa'nın önde gelen tanınmış iş adamları Manisa Büyükşehir Belediyesi Manisa Su ve Kanalizasyon Dairesi Genel Müdürü Yaşar Coşkun'u makamında ziyaret etti. Ziyarete iş adamlarından Erdin Çumrukaya, Hayrullah Solmaz, Ali Cesur, Abdullah Taşkan ve Aziz Dişen katıldı. Ziyarette ilk olarak konuşan iş adamı Erdin Çumrukaya yakın dostlarını geç de olsa ziyaret ettiklerini söyledi. Tabii ki biraz geç gelmiş diyebilirsiniz ama siz Manisa'da çok sevilen birisi olduğunuz için Manisalıların buraya bir akın ettiğini gördük. Ve dedik ki biz yakın dostlar olarak biraz daha geç gidelim, daha sakinleşsin diye gidemedik. Ama gerçekten asansöre baktım ki gelenler gidenler çok daha fazla. Biz belki erken gelmiş olabiliriz ama daha geç gelsek ayıp olacak diye düşünüyoruz. Efendim, yıllardan beri Manisa'da öğretmenlik yapıyorsunuz. Ticaret odası da çok ciddi görevler aldınız. Bugün de Büyükşehir Belediyesi'ndeki MASKİ'nin genel müdürlüğü görevi ise tevdi edildi. Bir defa önce tevdi eden kişiye Sayın Cengiz Ergin'e teşekkür ediyoruz. Manisa'da böyle
bu işin ehli olan birisini bulduğu için sonra da size başarılar diliyoruz. Allah güç kuvvet versin. Efendim bulunduğunuz makam çok ufak makam değil, çok büyük bir makam ama biz Manisa olarak biliyoruz ki siz burada en iyi şekilde maskenin gelenleri yapacaksınız ve insanlar bu kurumdan memnun olacaklar diye düşünüyoruz. Maske Genel Müdürü Yaşar Coşkun ziyaretten dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Ben de sizlerle birlikte olmaktan gerek özel hayatımda gerekse bu tür resmi yerlerde değişik defalarda da bulunmaktan daima zevk almıştım. En kalbi dostlarım siz. Bundan hiçbir zaman için şüphem yok. Ölümün her döneminde arkamı döndüğümde de güvenebileceğim ender insanlardır. Bu ziyaretiniz beni fazlasıyla duygulandırdı. Teşekkür ediyorum. Belirtmiş bulunduğunuz o iltifatlara da layık olmayacaksınız. Estağfurullah. Teşviklerinizden dolayı ben teşekkür ediyorum. İnanınız duygularımı ifade etmekte zorlanıyorum. Hepinizi çok seviyorum. Allah evet. Bu beraberliği bozmasın diyoruz. Evet. Allah muvaffak etsin hepimizi. Evet. Teşekkür ediyorum. Evet. Sevgili seyirciler, Salihli ilçesinde kullandığı traktör devrilen Manisa ili Damızlık Koyun ve Yetiştiricileri Birliği Başkanı Yüksel Duman hayatını kaybetti. Alınan bilgiye göre Duman İdaresi'ndeki traktör Mevlütlü Mahallesi Kocadere Taşlı Tarla mevkiinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada ağır yaralanan ve ambulansa Salihli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Manisa ili Damızlık Koyun ve Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Yüksel Duman hayatını kaybetti. Sevgili seyirciler, Orman ve Su İşleri Bakanlığı Su Yönetimi Genel Müdürü Profesör Doktor Cumali Kınacı, Gediz Nehri'nde yapılan ölçümlerde insan genetiğini etkileyebilecek kimyasallara rastlandığını belirterek, az miktarda rastlandı, biz emniyetli taraflı kalmak için bu konu kontrol altına alıyoruz dedi. Saat 11.45-12 arasında bir çay kahve içilecek. Gediz Havzası'nda nehir havza yönetim planının hazırlanmasını amaçlayan projenin Saron Otel'deki toplantısında konuşan Kınacı, Gediz Nehri'ndeki su kalitesinin zaman zaman değiştiğini, 4. sınıf su kalitesi bile olabildiğini bildirdi. Kemalpaşa Sanayi Bölgesi'nden gelen kirliliğin de oldukça fazla olduğuna dikkati çeken Kınacı şöyle konuştu. Kemalpaşa'dan gelen, oradaki sanayi bölgeleri var, yoğun. Oradan gelen kirlilik de oldukça fazla. Her ne kadar atık su arıtma tesisleri varsa da bu suyun iyi kalitede akmasını sağlamıyor. Onun için orada bir takım ilave önlemler alınması gerekiyor. Bu daha sıkı kalite standartı sağlamak da yetmeyecek. Belki belli sanayi testlerinin o bölgeden taşınması gündeme gelecek. Online izleme istasyonları ile sudaki sıcaklık, tuzluluk, toprak, organik karbon, çözülmüş oksijen seviyesi gibi kirlilik etkenlerini ve maddeleri görmelerinin mümkün olduğunu, Gediz'de de 7 nokta ile bunu yapacaklarını bildiren Kınacı şunları kaydetti. Emniyetli tarafta kalmak için bunu kontrol tabii onlar rastlandı. Onlar da zaten yerüstü suları kalite yönetmeliğinde var. 250 tane Türkiye'nin tamamı için 250 tane kimyasal şey yaptık. Bu kısa vadeli hemen insanı etkileyen bir şey değil. Ama insan sağlığı açısından mutlak surette kontrol altına alınması gerekiyor. Sevgili seyirciler, Yunus Emre Belediye Meclisi 2017 Mali Yılı Bütçesi onayladı. 151 milyon 511 bin TL olarak belirlenen bütçede en büyük pay yaklaşık 48 milyon TL ile Fen İşleri Müdürlüğü'ne ayrıldı. Yunus Emre Belediyesi Ekim ayı meclis toplantısı 3. oturumu Belediye Başkanı Doktor Mehmet Çerçi Başkanlığında gerçekleştirildi. Meclis salonunda yapılan toplantıda tek madde ve iki önerge görüşüldü. Meclisin ana gündem maddesi 2017-2019 yılı hazırlık bütçesiydi. Hizmetler Müdürlüğümüzün 30.09.2016 tarihli 504 sayılı yazısı Yunus Emre Belediye'mizin 2017-2019 hazırlık bütçesinin görüşülmesi talebi. Meclis üyelerine bu konuda bilgi verilerek 2017 yılı bütçesinin 151 milyon 511 lira olarak belirlendiği ifade edildi. Yunus Emre Belediye'mizin 2017-2019 yılı tarife cetveli tüm konusunda alınan maddemizin görüşülmesi. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Başkan Çerçi, bölgede yapılacak çalışmalara ilişkin bilgi verdi. Mesir Mahallesi ve
Laleli Mahallesi'yle beraber 700 dönümlük bir alanda bir karar çıktı. Bir de Mutlu'ya Lalapaşa dediğimiz mahallemizin dağın dibinde, kıble tarafındaki, dağın kuzeyindeki mahallenin güney tarafındaki bir 100 dönümlük, yaklaşık 10 hektarlık bir alanda ikinci bir dosyamız var. Onun da kararı çıktı. Görüşmelerin ardından Kasım ayı meclis toplantısının 1 Kasım 2016 saat 18.30'da yapılması kararlaştırıldı. Sevgili seyirciler, Konya Karaman'dan Manisa'ya asker görüşüne geldi. Para dolu çantayı kahvehanede unuttu. Çalışanlar tarafından bulunan çanta sahibine teslim edilince kahvede çalışan iki örnek vatandaş Manisa Kahveciler Odası tarafından ödüllendirildi. Bugün başkanım işte parayı unutmuş. Karşıda masada oturuyordu. Karaman Madeni, Tornacılar, Kaynakçılar, Motor ve Benzeri Tamirciler Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Cemal Özbay, oğlunun yemin töreni için Manisa'ya geldi. Uzun bir yolculuktan sonra Manisa Eski Kahveciler Odası Başkanı merhum Abdullah Uğursalan'ın oğlu Emrah Uğursalan'ın işlettiği Altınış Kıraathanesi'nde ailesiyle birlikte çay içti. Başkan Özbay ve ailesi çaylarını içtikten sonra buradan ayrıldı. Bu esnada içinde yaklaşık 60 bin lira ile kredi kartlarının bulunduğu çantayı kahvede unuttu. Çantayı bulan kahve çalışanlarından Mustafa Akkaş ve Mehmet Gürsoy, içi para dolu çantayı alarak kahvehanenin çekmecesine bıraktı. Başkan Özbay, yaklaşık 30 dakika sonra tekrar kahveye geldi. Çalışanlara çanta bulup bulmadıklarını sordu. Çalışanlar da buldukları çantayı başkana teslim etti. Karaman'a giden Başkan Özbay, Mehmet Gürsoy, Mustafa Akkaş ve Emrah Uğursalan'a teşekkür mektubu hazırlayarak Manisa'ya gönderdi. Manisa Kahveciler Esnaf Odası Başkanı Mehmet Çetin yönetim kurulu üyeleriyle birlikte kahveye giderek teşekkür mektubunu, plaketleri ve altını takdim etti. Manisa'ya misafir olarak gelen Karaman Madeni Sanatkarlar Oda Başkanımızın çay molası verip de giderken çantasını unuttuk. Tekrar geldiğinde iki çalışanımız Mustafa Mehmet'in kendisine eksiksiz olarak çantaların teslim etmelerinin memnuniyetini bize teşekkür mektubu olarak göndermiştir. Evet, başkanım. Sevgili seyirciler, Şehzadeler Belediyesi ve Mevlana Düşüncesi Araştırmaları Derneği'nin işbirliğiyle Hazreti Mevlana'nın anma ve mesnevi okumaları programı düzenlendi. Şehzadeler Belediyesi ve Mevlana Düşüncesi Araştırma Derneği'nin işbirliğiyle düzenlenen Hazreti Mevlana'yı anma ve mesnevi okumaları programı vatandaşlardan büyük beğeni topladı. Neyse, hocamın tavsiyesini ölçüyor. Tarihi Bedesten'de düzenlenen geceye Manisa valisi Mustafa Hakan Güvençer, Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, Şehzadeler Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu, Celal Bayır Üniversitesi Rektörü Ahmet Kemal Çelebi, AK Parti Şehzadeler İlçe Başkanı Ahmet Tonguç, Mevlana Düşüncesi Araştırmaları Derneği Başkanı Mehmet Veysi Dörtbudak ve çok sayıda vatandaş katıldı. Asır kadar önce yaşamayı hediye ettiğimiz bu evrensel... Düzenlenen geceye konuşmacı olarak katılan Hazreti Mevlana'nın 22. kuşak torunu Esin Çelebi Bayru, Hazreti Mevlana'nın hayatından kesitleri vatandaşlara anlattı. İnsan sevgisini... Özetle yaradanı ve yaradılana olan sevgisini Kur'an-ı Kerim'e olan bağlılığından anlatmaktadır. Esin Çelebi Bayru'nun Mevlana'nın hayatı ile ilgili yaptığı konuşma vatandaşlar tarafından dikkatle dinlendi. Profesör Doktor Mustafa Yıldırım'ın konuşmacı olduğu mesnevi okumaları vatandaşlar tarafından ilgiyle izlendi. Ah hocam diyor, bakın yine sigara içmişsiniz, tansiyonunuz yükselmiş. Konferansın ardından Hazreti Mevlana için okunan Mevlevi kıraati ve sonrasında Sedat Anar tarafından yapılan santur konseri bedestini dolduran vatandaşlar tarafından büyük beğeni topladı. Bir zerresin. Fakat herkesle birleştik. Sevgili seyirciler, Manisa'nın Salihli ilçesinde yaşayan ve eşiyle aynı taksi durağında çalışmaya başlayan Sevda Ayverdi, ilçenin tek kadın taksi şoförü oldu. Evli ve bir çocuk annesi 45 yaşındaki Ayverdi, büyük şehirlerde örnekleri görülmesine karşın erkek mesleği olarak görülen taksi şoförlüğüne adım atmasının hikayesini gazetecilere anlattı.
Salihli'nin ilk kadın taksici şoför olmasını yine bir kadın sayesinde kayınvalidesinin teklifiyle olduğunu söyleyen Ayverdi, eşinin 19 yıl beraber taksicilik yaptığı babasının vefatının ardından şoför arayışına girdiğini belirtti. Ayverdi konuşmasına şöyle devam etti. Mesleğe başlamamın ilk ana fikri ailecek sohbet ederken kayınvalidem, kızım düşünür müsün babanın emanetine sahip çıkmayı ister misin deyince, ilk önce tabii böyle bir teklifi beklemiyordum açıkçası. O aşamada eşim başka meslektaşlarından şoför ihtiyacını araştırmaya başlamıştı. Sonra eşime söyledik, böyle böyle konuştuk kızımla fikir alışverişi. Her konuda olduğu gibi kızımı da fikirlerimizi ortak ediyoruz her konuda ailecek. Diğer işlerime kıyasla bakarsam burada çalışmamış gibi hissediyorum kendimi. Eve gittiğimde daha bir rahat, artık bu meslekte kendimi kanıtladığımdan dolayı mı veya özgüvenim bir kat daha arttığından dolayı mı? Yani ne kadar da yorulsam da eve gittiğimde bir böyle ben de bu işi başaracağım, babamın emanetine sahip çıkacağım. Yani bana sonuçta bir güvenilip bir iş emanet edilmiş, bunu başaracağımı göstermek ve başardığıma inanmak daha doğrusu bana bir kat gurur veriyor. Bu gururla da yorulduğumu çok fazla hissetmiyorum açıkçası. Sevda Ayverdi'nin eşi Yunus Ayverdi, eşinin taksi şoförlüğü yapabileceğine inandığını ve destek olduğunu anlatarak şunları kaydetti. Saygı çerçeve sayesinde her iki şey olarak zaten 18 seneden beri şeyiz, evli olduğumuz için, tamam mı? Neler yapabileceğini çok iyi bildiğim için bu işe yapması için öneride bulunduk. Sevgili seyirciler, Manisa Büyükşehir Belediyesi, Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü, Salihli Sindel Mahallesi'nde kurduğu içme suyu arıtma tesisiyle vatandaşa ulaşan içme suyu kalitesini arttırıyor. MASKİ Genel Müdürlüğü, 17 ilçedeki vatandaşların daha kaliteli su tüketebilmeleri amacıyla hayata geçirdiği içme suyu arıtma tesisi çalışmalarına devam ediyor. MASKİ, Gördes Güneşli Mahallesi'nde atıl durumda bulunan arıtma tesisini faaliyete kazandırdı. MASKİ Genel Müdürlüğü İçme Suyu Dairesi Başkanlığı, kullanılmayan mevcut arıtma tesisini Salihli Sindel Mahallesi'ne taşıyarak tesisi işler hale getirdi. Tesiste revizyon çalışmaları yapan MASKİ, arıtım sürecinde kullanılacak su tankları ve dozaj pompalarını da yenileyerek arıtma işlemine başladı. Saatte 65 metreküp su arıtan tesis sayesinde mahalleliye ulaşan içme suyu daha kaliteli hale getirilmiş oldu. İçme Suyu Dairesi Başkanlığı'nda görevli mühendisler tarafından tesisin işleyişine ilişkin incelemelerde bulunuldu. ETV Spor Servisi tarafından hazırlanan spor haberlerine gelince, sevgili seyirciler, Akhisar Belediyespor Ziraat Türkiye Kupası 3. tur müsabakasında karşılaşacağı Nazilli Belediyespor maçı hazırlıklarına başladı. Spor Toto Süper Lig'de mücadele veren Akhisar Belediyespor Ziraat Türkiye Kupası 3. tur müsabakasında 26 Ekim 2016 Çarşamba günü saat 16.30'da Manisa 19 Mayıs Stadyumunda Spor Toto 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele veren Nazilli Belediyespor'u konuk edecek. Adana Spor galibiyetinin ardından bir günlük izin kullanan Yeşil Siyahlar, Yılmaz Ataboru tesislerinde çalışmalara başladı. İdmana sakatlıkları süren kaleci Fatih Öztürk ve Serdar Kesimal, özel izinli olan kaleci Bora Körk ve Hugo Rodeaga katılmadı. Düz koşu ile idmana başlayan Yeşil Siyahlılar 5'e 2 pasın ardından yükleme hareketleri yaparak son yarım saat ise yarım saat çift kale taktik idmanı yaptı. Akhisar Belediyespor'dan yapılan yazılı açıklamaya göre bugün satışa çıkacak bilet fiyatları ise misafir takım 5, Akigo Maraton 6, Kapalı 10 ve VIP tribün 15 liradan satılacağı bildirildi.
Sevgili seyirciler, Türkiye Futbol Federasyonu 1. Lig'de kötü günler geçiren Manisa Spor'da futbolcular yönetimden alacaklarını tahsil edemediği gerekçesiyle 2 günden bu yana antrenmanlara çıkmıyor. Ligde üst üste 5. mağlubiyetini alarak son sıraya gerileyen Manisa Spor'da maddi kriz sürüyor. Toplu halde Manisa Spor Başkanı Abdullah Mergen'le görüşen futbolcular parasal sorunlar çözülmediği takdirde idmana çıkmayacaklarını belirterek çalışmaya katılmadı. Başkan Mergen'in görüşmeden sonra da tecrübeli oyunculardan Sercan ve Nezir'i kadro dışı bıraktığı belirtildi. Bugünkü antrenmana da çıkmayan futbolcular paraları ödense bile Berk ve Sercan'ın affedilmediği takdirde boykotu sürdüreceklerini kaydetti. Başkan Abdullah Mergen'in iki futbolcuyu teknik direktör Sait Karafırtınalara danışmadan kadro dışı bıraktığı iddia edilirken, tecrübeli teknik direktör oyuncularını eylemi sonlandırmaları için çağrıda bulundu. Futbolcuların antrenmana çıkmayarak haklıyken haksız duruma düştüklerini belirten teknik direktör Sait Karafırtınalar, futbolcuların alacakları var. Geçen hafta idmana çıkmamakla seslerini duyurdular. Ama sporcunun sermayesi vücududur. Antrenmansız kalmaları halinde formdan düşerler. Paralarını bir şekilde alacaklar. Yönetim bu konuda çaba gösteriyor. İnşallah en kısa zamanda Sivas Spor maçı hazırlıklarına başlarız dedi. ETV Haber Merkezi tarafından hazırlanan ana haber bültenimizi sunduk. Geceniz güzel, yarınlarınız umutlu, sağlıklı ve bol bereketli geçsin efendim. Hoşçakalın.